Siliko Türkü Harmanı'nı sunar.
Şalım yeşil şalımda dünyayı dolaşalım. Al şalım yeşil şalımda dünyayı dolaşalım. Sen yağmur ol ben bulut, sen yağmur ol ben bulut. Maçka'da buluşalım, Maçka'da bulut. Sen yağmur ol ben bulut, sen yağmur ol ben bulut. Maçka'da buluşalım, Maçka'da buluşalım. Efendim, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. TV 52 ekranlarımızdan sesimizin ulaştığı ülkemizin her köşesindeki o güzel hanelere, gerek yurt dışında gerek yurt içinde Anadolu'muzun her köşesine efendim türkülerimizi getirdik bu güzel ekrana. Her hafta buluşmaktan, bu güzel türküleri birlikte okumaktan duyduğum onuru, gururu tekrar tekrar sizlerle paylaşıyorum. Gerek sosyal medya üzerinden bizlere güzel iletileriniz, mesajlarınız, beğenileriniz, efendim bizim için onların hepsi güzel dileklerin dışında hepsi bir efendim dua niyetinde bana enerji, güç, efendim ilham veriyorsunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güzel bir Karadeniz türküsüyle merhabalaştık efendim. Türkülerle gömün beni ile devam edeceğiz. Derdi yoktur değerli ozanımızı da geçtiğimiz yıl kaybettik. Saygı, sevgi ve rahmet diliyoruz. Efendim TV 52'nin çok güzel bir Facebook sayfası var. Sizlerin de takip ettiği gibi. Hemen ben de giriyorum. Orada başlayan Aydın Beyoğlu'yla Türkiye Harmanı diyorlar efendim. Sağ olsunlar. O güzel paylaşımlarından dolayı da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. TV 52'miz bu konuda bütün programlarıyla diğer yerel kanalların hakikaten çok önünde bir kanal. Efendim paylaş yapıyoruz. Aydın Beyoğlu beğeni sayfamız var Facebook'ta. Eğer arzu edenler bizi takip ederlerse oradan da sizlerle irtibat içinde oluruz. Her iki sayfanın da yönetimi bize ait efendim. Şimdiden hepinize güzel seyirler diliyoruz. İnşallah öksürmeyiz. Çünkü her hafta belirttiğim gibi bu son omikron mudur nedir efendim? Herhalde bizi de onu sessiz sessiz yakaladı. Arada öksürüyoruz. Birinci bölümü bu türküden sonra belki bir türkü daha olabilir ama dolu dolu efendim 23.40'a kadar beraberiz. Sazımı asın duvara, bahtı kalsın, yalnız kalsın bahtı kara. Vasiyetim tüm dostlara, türkülerle gömün beni. Sazımı asın duvara,
yalnız kalsın baktı kara. Vasiyetim tüm dostlara, türkülerle gömün beni. Sazımı asın duvara, yalnız kalsın baktı kara. Vasiyetim tüm dostlara, türkülerle gömün beni. Efendim, gurbet nasıl yazdırmışsa derdi yoklar. Çok kıymetli bir ozandı efendim. Genç yaşta kaybettik. Efendim, bir hafta sonra, geçen hafta inşallah savaş çıkmaz dedik ama maalesef dünya vazgeçmiyor efendim. Bu kadar olumsuzlukların arasında bir de savaş efendim. Allah kolaylık versin. Hepsi de bizim etrafımızda olan olaylar. İnşallah kısa sürer. Ne diyelim efendim? Güzel bir Giresun türküsü olsun. Ali Osman Öz Yakupoğlu'dan bizlere ulaşmış. Çoktan okumadık. Giresun'un içinde iki sokak arası. Bu türküden sonra kısa bir ara vereceğiz efendim. Öksürmeden bir yudum su alalım. Artık bunu gizlemeye gerek yok değerli dostlar. Çünkü bütün siyasiler, bütün açık oturumdaki programcılar, sanatçılar bu süreçte nedense arada böyle öksürüyorlar efendim. Geçecek dediler ama geçmedi. Bakalım, en kısa zamanda inşallah bir süreç olduğunu dile getirdiler. İnşallah büyük bir hasar almamıştır inşallah ciğerlerimiz.
arası. Altı kurşun attılar, üçte bıçak yarası, üçte bıçak yarası. Altı kurşun attılar, üçte bıçak yarası, üçte bıçak yarası. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Vuruldum düştüm yere, gidemedim uzağa. Ne edelim Feridem, düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa. Ne edelim Feridem, düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa. Yere düştü bohçası, yere düştü bohçası. Vurdular Feriden, yere düştü bohçası, yere düştü bohçası. Vuruldum düştüm yere, gidemedin uza. Vuruldum düştüm yere, gidemedin uza. Ne edelim Feridem, düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa. Ne edelim Feridem, düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa. Çekilir mi vebali, çekilir mi vebali? Feridemi vuranım, çekilir mi vebali, çekilir mi vebali? Vuruldum düştüm yere, gidemedin uza. Vuruldum düştüm de yere, gidemedin uza. Ne edelim Feridem, düşürdüler tuza, düşürdüler tuza. Ne edelim Feridem, düşürdüler tuza, düşürdüler tuza. Devam edecek. İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın katılımıyla 5 Mart 2022 Cumartesi günü saat 12'de TESK Otel'de 1000 yeni üye kayıt katılım programı gerçekleştirilecek. Programa tüm vatandaşlar davetlidir. Ordu iyi olacak,
Türkiye iyi olacak. İyi Parti Ordu İl Başkanı Ekrem Şentürk. Gözleri yıldız gibi, kaşları hilal. Evladı Fatih Han derler, adı Meral. Bağışıklık nasıl güçlenir? Bol bol D vitaminiyle, Murat Bey Plus peynirleriyle. Güneşin gücü nerededir? D vitamininin içinde, Murat Bey Plus peynirlerinde. Güçlü bağışıklık sistemi için D vitaminiyle zenginleştirilmiş Murat Bey Plus peynirlerini sofranızdan eksik etmeyin. Murat Bey Plus, güneşin gücü içinde. Saray Çelik Yapı Prefabrik Yapı Teknolojileri 2006 yılından bugüne Türkiye'nin 81 iliyle beraber Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa ülkelerinde projeler gerçekleştiriyoruz. Hazır yapı sektörünün öncü markalarından biri olarak geleneği modernle birleştiriyor, yenilikçi tasarımları ile beraber uzun ömürlü prefabrik ev modellerini sizlere çok uygun fiyatlara sunuyoruz. Kocaeli Gebze'den ülke geneline, Ordu Ünye sahil yoluna 2015 yılında kurduğumuz yapı showroomumuzdan Karadeniz bölgesine hizmet veriyoruz. Saray Çelik Yapı. Birbirinden farklı birçok prefabrik modellerimizi ve uygun fiyatlarımızı görmeden karar vermeyin. Bu kapak açılırsa dünyaca ünlü halis mulis Karadeniz fındığı ve kakao ile hazırlanmış efsane nuga lezzetine açılır. Benzersiz lezzetimiz kendimize has fındığımızdan ve seçtiğimiz yağların kalitesinden gelir. Nuga, dünyanın en büyük fındık üretici birliği Fisko birlikte. Fatsa Beyaz İnşaat, Murat Kaçak Şirketler Grubu bünyesinde bölgenin en kapsamlı showroomu ile hizmetinizde. Kaliteli ve şık ürünleriyle konforlu yaşam alanları oluşturuyor. Ülkemizin seramik sektöründe dünyaya meydan okuyan markalarının bölge bayiliğini bünyesine katan firmamız, kaliteyi aracısı sunarak inşaat sektöründe önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Çok zengin ürün çeşitliliğinin yanı sıra uygun fiyat avantajları Fatsa Beyaz İnşaat'ta sizleri bekliyor. Fatsa Beyaz İnşaat, Murat Kaçak Şirketler Grubu. En güzel hayaller beyazla başlar. Poytel, mantolomada %50'ye varan enerji tasarrufu, kusursuz yalıtım, 4 mevsim konfor. Poytel, ısı yalıtım sistemleri. Kalite ve estetiğin mimarı, Adalı Gayrimenkul. Cumhuriyet Mahallesi'nde yatırımlık yeni projesini sizlere sunuyor. Yine Adalı kalitesiyle 2 blok 48 daire, 1+1 53 ve 56 metrekare, 2+1 110 metrekare dubleksten oluşan yine %100 anahtar teslimi. Ücretsiz iç mimarlık hizmetiyle %80 sonrası ürün beğenme opsiyonu. Yerden ısıtma, led taban asmolen döküm, yedek su tankı, kapalı otoparkı. Satış sonrası hizmet güvencesi, 12 ve 18 ay 0 faiz imkanı ile ödeme kolaylığı ve birçok Adalı standardı siz Adalı müşterileri için. Prestiji ön plana çıkaran bu projede yer almak için acele edin. Adalı Gayrimenkul, siz sadece hayal edin. Ordu'nun merkezi Altınordu'da 2000 yılında temelleri atılan Ergün Mobilya Dekorasyon, Ordu Organize Sanayi Bölgesi'nde 3500 metrekare alan üzerinde son teknolojiyle donatılmış makine ve ekipmanlarıyla üretim yapmaya devam ediyor. Modern tasarımıyla zamanı yakalayan, ortamların havasını değiştiren Ergün Mobilya, sadece Ordu'nun değil, ülkemizin dört bir yanında tüketicilerin beğenisini kazanıyor. Uzman kadrosu ve tecrübeli ekibiyle adeta bir sanat eseri ortaya koyan Ergün Mobilya Dekorasyon, Ordu'nun yerli ve milli markası olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bu tabelanın altında güven var, kalite var, sanat var. Ergün Mobilya Dekorasyon. Burası sadece bir ev değil, İçinde mutluluk var. Ali için eğlence, Ayşe için yaşam, Melis için huzur,
için yatırım. Onlar için burada gelecek var. Hepsi için Ramadanlar. Çünkü temelinde güven var. Samimiyet, sevgi, mutluluk. Belki de yeni bir başlangıç. Ama çokça heyecan. O sadece bir paket gibi görünse de içinde koca bir dünyayı saklıyor. Hayatınıza anlam katan her şey için koli, kutu ve ambalaj taleplerinizi karşılıyor. Ürünlerinize değer katarak lojistiğinizi kolaylaştırıyoruz. Alanında uzman kadromuzla gelişen dünya teknolojisine ayak uyduran yüksek kapasiteli tesisimizde önemle, özenle, sorumlulukla çalışıyor. Tüm Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Hızlı ve ekonomik şartlarda ambalaja ihtiyaç duyacağınız her ürün için hizmetinizdeyiz. Özşahin Ambalaj. Ordu'da hangi mahallede yaşayacağınıza siz karar verin. İnce detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesini şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere sunuyoruz. Selçuk İnşaat, Bucak Mahallesi'nde Şanlı Türk 8 projemizle, Nizamettin Mahallesi'nde Hanzade Konakları, Durugöl Mahallesi'nde Şehzade Konakları, Şahincili Mahallesi'nde Emirkent 2 ve Sultan Alparslan Sitesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde Penta Apartmanı ile Ordu'nun her mahallesinde sizlere güvenli, huzur dolu bir yuva sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyiyi isteyenlerin tercihi. Belin Triko'nun sunduğu Türkü Harmanı devam ediyor. Neyinden korkayım kılışım?
yazın yalar kar başına, kar başına. Yazın yalar kar başıma, yazın yalar kar başıma, kar başıma. Felek ne derdin var ise ben varım ya, sal başıma. Bir de yar vurur başıma diyor ya efendim, inşallah böyle başlara vurulmasın efendim. Türküler bazen her şeyi güzel anlatan, güzel mesaj veren efendim. Kavgaya, gürültüye gerek yok. Yani bir türkü gönderin, duyulsun efendim. Evet, maalesef yani dünyanın bir tarafı sevinirken bir tarafında çocuklar ölüyor, aileler parçalı, herkes yurdundan kaçar durumda efendim. Allah memleketimize, devletimize zeval vermesin. Yani hiçbir ülkede hakikaten bu durumlarda önde giden ülkelerdeyiz. Nerede bir vatandaşı varsa bu memleketin, bu ülkenin anında gidiliyor efendim sağ salim. O ne derler, yangın çemberinin arasından alınıyor, getiriliyor. O yüzden emeği geçenleri alkışlıyorum efendim. Çok önemli. Bir ülkenin vatandaşı bir başka ülkede böyle durumların arasında kalsın istemiyoruz. Bir de gerçek var efendim, yani bu Afganistan'dan, Suriye'den, diğer ülkelerden o sığınmacı dedik. Yani onları denizlere attılar, nehirlere attılar. Kıyafetlerini soydunuz, öldürdünüz. Yani üstünü başını ne varsa çaldınız, yırttınız. Ama bugün maalesef sizler de takip ediyorsunuz ki böyle çifte standart olmaz. Bazı ülkeler çiçeklerle karşılıyorlar efendim Ukraynalı. Yani bu ayrım neden? Yani bu kadar adaletinize, demokrasinize inanıyorsunuz ama dünyanın gözü önünde de o kadar küçülüyorsunuz ki. Bu kadar insan ayrımı. Maalesef, maalesef. Bir elmanın yarısı. Biri sen, biri ben. Müzik.
sensin biri ben. Bir elmanın yarısı, biri sensin biri ben. İki ceylan yavrusu, biri sensin biri ben. İki ceylan yavrusu, biri sensin biri ben. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Biri kız biri oğlan, iki çocuk oynasın. Biri kız biri oğlan, iki çocuk oynasın. Açan her güzel gülün biri sensin biri ben. Açan her güzel gülün biri sensin biri ben. Kafesteki bülbülün biri sensin biri ben. Kafesteki bülbülün biri sensin biri ben. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Gel bir dünya kuralım, başka kimse olmasın. Biri kız biri oğlan, iki çocuk oynasın. Biri kız biri oğlan, iki çocuk oynasın. Biri kız biri oğlan, iki çocuk oynasın. Efendim, olanlar çocuklar oluyor. Yani dünyanın neresinde olursa olsun efendim, hep onları gördüğümüz zaman daha başka bir karaktere bürünüyoruz. Çünkü onların o acılar içerisinde, o bombaların altında yine de bir oyuncak, işte bir, yani ne deriz, bir çikolatayı, bir şekeri gördüklerinde o çocukların yüzlerinde, gözlerinde hemen bir gülümseme, ışık saçılıyor. Hiç istemeyiz ama maalesef efendim, maalesef oluyor. Değerli dostlar, Türk Armanı böyle bir şey. Bazen bana güzel güzel mesajlar geldiği gibi bazen de eleştirenler de oluyor efendim. Yani Aydın Beyoğlu, yani biz senin programını sevmiyoruz diyenler var. Saygı duyuyoruz efendim. Hepiniz beni severseniz zaten tehlikelidir. Beni sevmeyenleri ben daha çok seviyorum yalnız. Takip ederseniz içerikte neler olduğunu anlamış olursunuz efendim. Sizlerle paylaşıyorum. Mesela bir dinleyicimiz, neden Karadeniz kültüründen uzaklaştınız? İşte siz daha çok Anadolu'ya ait Türklere yer veriyorsunuz. Aslında kendini o kadar güzel ele vermiş ki mübarek. Ya Türklerin çıkış yeri neresi dostlar? Anadolu olmasaydı Türküler yazılır mıydı? Bu kadar, yani Türküler gerçekli olur muydu? Anadolu'nun yaşam şeklidir türküler. Orada dağına giderken, bahçesinde çalışırken, düğününde, cenazesinde, gurbete çıkışında türküler böyle türkü olmuş. Eğer siz bu programda sadece Ordu'nun iki tane türküsüyle, Giresun'un bir tane karşılaması ya da horonuyla böyle haftalardır efendim baş başa kalacaksak, o zaman hiç gerek yok bu programlara. Bilmiyorum, değerli dostumuz herhalde her gün kuru fasulye yiyor. Yani her gün aynı türküyü nasıl
Yani ben efendim böyle aralıklarla 7-8 hafta sonra tekrar bir türküyü seçtiğim zaman sıkılıyorum aynı türkü olmasın diye. Ama kişi maalesef her akşam herhalde horon tepmek istiyor. Ya bu bir eğlence programı değil açıkçası. Muhabbet programı efendim. Muhabbet programı. Zaten birçok yerelde ve ulusalda sizin istediğiniz programlardan var. Yani gecenin 12'sinde sanki evlerinizde horon çekiyorsunuz. Yani hiç alt komşunuz, üst komşunuz yok mu sizlerin? Mübarekler, oturun kahvenizi yudumlarken, çayınızı yudumlarken. Bu arada paylaşımları unutmayın. Yani şu an kaç gidiyor bilmiyorum, güncellemedim ama bu güzel programları paylaşırsanız efendim, altına da yorumlar yazarsanız daha da güzel oluyor. Bir insan ömrünü neye vermeli? Harcanıp gidiyor ömür dediğin. Yolda kalan da bir, yürüyen de bir. Harcanıp gidiyor ömür dediğin.
beklemeli sözün incesi. Ayrılık gününü kör dereleri bölünüp gidiyor öhür dedi. Ayrılık gününü kör dereleri bölünüp gidiyor nehir dedi. Harcanıp gidiyor. Ömür dediğin, ömür dediğimiz. Yani bu son birkaç yıldır efendim, bilmiyorum biz mi çok, hani derler ya, biz büyüdük de kirlendi dünya. Önceden bu kadar yani olumsuzluklar vardı ama bu kadar yoktu gibi. Yani sosyal medya arttı, televizyonlardaki efendim tartışmalar, sokaktaki olaylar, dünyadaki olaylar, hele ki bu pandemi dediğimiz olay, yani korkar olduk bir arkadaşa, bir dosta gitmeye, muhabbet etmeye. Yani bilmiyorum, ben türkülere sığındım gibi. Türküler, şiirler çok önemli efendim. Güzel bir Giresun türküsü okuduk. Ömür dediğini de okuduk. Efendim karşılama dedik. En azından bir karşılama okuyalım. Dinleyicimizin dediği olsun yine de. Ama yine de biz efendim bu programın içerisinde her yöre kendinden bir tane mutlaka bir konu ya da bir türkü buluyor. Yani Urfalı'da, Aydınlı'da, Kastamonu'da, Tokatlı'da, Samsunlu'su'da türkü harmanında mutlaka kendinden bir türkü buluyor. Ama bu programı kişiye özel yaparsak, sadece bir yöreye, bir televizyonun kitlesine göre yaparsak olmaz, olmaz efendim. Çünkü türküler çok geniş yelpazeden bakıyor. Aşıklar, ozanlar, her yörenin sanatçısı, o yörenin üzerindeki güneş, bulut gibi. Severler, sevmezler, bazen çok aykırı görünürler ama aslında aykırılık kötü bir olay değil efendim. Daha onlar gözlemli, daha hayatı farklı irdeleyen, belki görünmeyenleri, düşünülmeyenleri düşünenler. Yoksa nasıl şiir üretebilirsiniz? Bir başkasının yaşamından nasıl bir beste yapabilirsiniz? O yüzden aykırı insanları maalesef toplum birazcık dışlar. Yani seviyor gibi gözükürler ama sevmezler. Çünkü onlar doğruyu söylerler efendim.
bir yerde yamuk yumuk iş olursa, bir yerde hak yenirse, evet, sanatçının bazen efendim aykırılığı olacaktır. Çünkü aykırı olmazsa üretemez. Yeter ki saygılı olsun. Yeter ki argo bir cümle kullanmasın efendim. Yoksa memleketin iyi tarafını dile getirirken kötü olan bir konuyu da ele alabilir. Yoksa niye sanatçı olmuş, sadece çalıp söylemek değil. İster popçu olsun, ister rockçu olsun, ister arabesk, hangi tarz olursa olsun efendim. Bir ressam da dahil bunun için. Çünkü hep aynı baksaydı o kadar manzarayı, o kadar farklı dünyaları çizemezdi bir resim. Resman. Yani az önceki dinleyicimizin dediği gibi sadece bir manzarayı efendim çizerdi. Bizler de sadece bir tabloya baka kalırdık ömür boyu. İşte o yüzden farklı bakıyor olmak, anlaşılmak, onları daha iyi yerlere koymak. Bağlamam perde perde. Güzel bir ordu türküsü. Giresun'la ortak olsun efendim. Onlar Giresun karşılaması, bizler ordu karşılaması. Böyle gidiyor. Ama artık birleşecek zaten. Havaalanı birleştirdi bizi. Ordu Giresun havaalanı. Bu güzel türkü de Ordu Giresun türküsü olur. Thank you.
efendim belki şu an bizleri takip edenler kim bilir belki de bir karşılama oynamışlardır diye düşünüyorum. Sevgili kameraman Berkay kardeşim sağ olsun efendim çayımızı, çorbamızı, suyumuzu efendim hiç ihmal etmiyor. Burada bizi sıcacık ısıtıyor. Burayı hakikaten bir evi gibi. Keşke bir kamera olsak da sevgili Berkay'ı çekebilsek efendim. Sevdiği türkülerde işaretini alıyorum ama sevmediği türkülerde efendim hiç yüzümüze bakmaz bile. Efendim biz burada şu an 3 kişiyiz. TV52'nin İstanbul stüdyolarında. Ama sağ olsun benim sevgili izleyenlerim, ya kaç kişiyle yapıyorsunuz o programları diyenler var. Hele ki o yönetmen kim diye soranlar var efendim. O görüntü yönetmeniniz kim diyorlar. O türkülerde efendim verilen resimler, o isli, sisli, dumanlı o görüntüler efendim türkülere hakikaten bir ilham oluyor. Yani nasıl bir şiir okurken fon müziği olunca daha güzeldir. İşte türküler de öyle efendim. Çünkü o görüntüler olmasa türkü kalbinize, yüreğinize dokunması zor olacak. O yüzden Esin Yılmaz, hani soruyorsunuz ya, bir bayan efendim, bir programın hem yönetmeni, teknik, ses, ışık, ne istiyorsanız efendim. Bu yetmezmiş gibi ne zaman bir gribal enfeksiyona kapılsak efendim, evden ilaçlar getirir. Burada sıcak çaylar, ıhlamurlar bizi bir arkadaş, bir kardeş, bir aile gibi. TV52'nin bu yanını çok seviyorum efendim. Gerek Ordu stüdyolarında, gerek İstanbul'da hep böyle aile içinde misafir olur gibi. 2 saat öncesinden geliyoruz bu güzel mekana. Sizlerin huzurunda efendim çayımızla, türkülerimizle beraberiz. Türkü armağanını büyüttünüz. Bunları söyleme ihtiyacını duyuyorum. Evet. Ben de takip ediyorum. Birçok yerel, ulusal, içerikli, daha çok kültürel, tartışmalı programlar. Ama inanın dostlar, bu programda daha şu an bir alt reklamlarda bile öyle baldı efendim, destereydi, bıçaktı. Böyle bir durumla karşılaşmıyorsunuz. O yüzden çok temiz bu ekran. Ve türkülerin arasında da efendim ne yediğimize, ne içtiğimize, ne giydiğimize bizde öyle şeyler yok. Türkülerin arasında sadece hatırlatmak amacımız. Bu da hepimiz için çok önemli. Yani bir trafikte giderken, bir yolda karşılaştığımız zaman, ya belki çok yeri değil ama türkü harmanında, inanın bu AVM'lere gittiğimiz zaman, Anadolu'da bir caminin ya da bir merkezi, bir belediyenin de olabilir. Yani bir mülkiyenin içerisinde, affedersiniz, yani bu lavabo ve WC'lerle karşılaşıyoruz ya sevgili Berkay. Yani bu gençlerde mi var bir sıkıntı? Bunun aileden başlaması lazım. İnanın bazen o, hani ne alaka dersiniz türkü harmanında? Evet, türkü harmanında bu da var efendim. Yani trafik sorununda olabilir. Sağlık sorunlarınız da olabilir. Siyasi sorunlar da olabilir. Ya bir insan bir lavabodan, bir WC'den çıkarken bir evinizi düşünün yani. Bir evinizden çıktığınız, evinizin WC'sinden çıktığınızı düşünün ya. Yani ben utanıyorum bir yere girdiğim zaman, inan var ya, bu nasıl bir davranıştır ya? Nasıl davranıştır? Yani peçeteyi yere mi atanlar? Oradaki çöp kutusunu devirenler mi dersin? Affedersiniz, gördüğünüz, karşılaştığınız manzara mı dersiniz? İnanın dün aklımdayken dedim ki bunu programda işleyeceğim. Maalesef değerli dostlar, evlerinizde şu an çocuklarınıza da tembih edin. Okuluna giderse, bir kafeye de gitse, bir lokantaya da gitse lütfen. Yani daha da güzel bırakalım o
olayları, mekanları. Çünkü bizden sonra da oraya bir insan gelecek. Yeşil başlı gövel ördek uçar gider göle karşı. Eğricesin tel tel etmiş döker gider yare karşı efendim. Telli durnam
sökün gelir inci mercan yükün gelir. Elvan elvan kokun gelir yar oturmuş yele karşı. Telli turnam sökün gelir inci mercan yükün gelir. Elvan elvan kokun gelir yar oturmuş yele karşı. Elvan elvan kokun gelir diyor. Yar oturmuş efendim yele karşı. Evet, bu akşam biraz daha içli türkülere yer verdik efendim. İkinci bölümü de yaklaştık, bir potpörü yapalım. İkinci bölümde, üçüncü bölümde efendim ben orduya gidiyorum. Hem bir video klibini izleyelim hep beraber. Ardından çok güzel bir özgün türküler seçtik efendim. Şimdi aslında okumak istiyorum bunu. Hep Ankaralılar okurdu dediler ama bazen seviyoruz efendim. Hareketli türkülerin ne kadar oynak da olsa içerisinde anlattığı, hani o kesik çayır nasıl bize bir farklı bir şey hissettiriyorsa, bu hayatı tesbih yapmışımda da efendim çok farklı bir mana var aslında. Aşktan ölen tekrar ölmez diyorlar. Kırılan kalp tekrar sevmez diyorlar. O gitti bir daha gelmez diyorlar. Söylesene. Söyle. İnanayım mı? Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Yani böyle mi görünüyorlar bilmiyorum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış. Benim halime gelmişine geçmişine diyor efendim. Sayıyormuşum. Okuyalım efendim ard arda. Bu güzel potpourri'den sonra ara veriyoruz. Sizler çaylarınızı yudumlayın. Programımızı paylaşın. Yorumlar yazın. Üçüncü bölümde güzel türkülerle birlikteyiz. Tekrar sevmez diyorlar. O gitti bir daha gelmez diyorlar. Söylesene söyle inanayım mı? Söylesene söyle inanayım mı? Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halıma. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum.
Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halımı. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Yaşımı kurut diyorlar, coştu deli gönlüm durul diyorlar. Unut artık onu, unut diyorlar. Söylesene söyle unutayım mı? Söylesene söyle unutayım mı? Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halıma. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Bekleme yazdırdım boşu boşuna. Sevmemiş diyorlar Allah aşkına. Söylesene söyle inanayım mı? Söylesene söyle inanayım mı? Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halıma. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halıma. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Sunduğu Türkü Harmanı devam edecek. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, çok muhterem ordulu hemşehrilerimiz. 53 yıldır Türk siyasi hayatında yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünya hedefleriyle mücadelesini sürdüren Milli Görüş Siyasi Hareketi'nin son temsilcisi Saadet Partimizin Ordu İl Teşkilatı 7. Olağan Kongresi'ni 6 Mart Pazar günü saat 13.30'da Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde, İçişleri Eski Bakanımız Sayın İdris Naim Şahin,
Konya Milletvekilimiz Sayın Abdülkadir Karaduman'ın iştirakleriyle gerçekleştireceğiz. Tüm ordu hemşehrilerimizi davet ediyor, saygılar sunuyorum. Saray Çelik Yapı Prefabrik Yapı Teknolojileri 2006 yılından bugüne Türkiye'nin 81 iliyle beraber Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa ülkelerinde projeler gerçekleştiriyoruz. Hazır yapı sektörünün öncü markalarından biri olarak geleneği modernle birleştiriyor, yenilikçi tasarımları ile beraber uzun ömürlü prefabrik ev modellerini sizlere çok uygun fiyatlara sunuyoruz. Kocaeli Gebze'den ülke geneline, Ordu Ünye sahil yoluna 2015 yılında kurduğumuz yapı showroomumuzdan Karadeniz bölgesine hizmet veriyoruz. Saray Çelik Yapı. Birbirinden farklı birçok prefabrik modellerimizi ve uygun fiyatlarımızı görmeden karar vermeyin. Fatsa Termal Spa Otel sizlere şifa olmaya devam ediyor. Oldukça zengin bir mineral yapısına sahip olan suyumuz, florür, kalsiyum, potasyum, sülfat ve klorür minerallerince zengin kaplıcamız, ülkemizde eşine az rastlanan içilebilir bir termomineral sudur. Kaplıca suyumuz 48 derece doğal kaynak çıkışı ile hipertermal mineralli sular sınıfına girmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı uzmanlarının yaptığı tıbbi değerlendirme raporunda kaplıca suyumuzun romatizmal hastalıklara, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, kronik kabızlık, diyabet, kronik bel, boyun ve kas ağrıları, sporcu yaralanmaları, yumuşak doku, eklem zedelenmeleri, fibromiyalji, kireçlenme, bazı kadın hastalıkları ve idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği belirtilmiştir. Fatsa Termal Spa Otel. Eyvah! Su! Ya hanım, ben evden çıkarken sulara kapamayı unuttum. Akıllı evin olunca bütün sorunlar ortadan kalkıyor. Akıllı telefonumda, akıllı evimde olan biten her şeyi kontrol edebiliyorum. Boşuna dememişler. Ev alma, akıllı ev al. Akıllı ev teknolojisine sahip projeleriyle yaşam keyfinizi ikiye katlıyoruz. Modern mimarinin en seçkin yaşam alanlarını Fatsa'nın çok özel lokasyonlarında sizler için inşa ediyoruz. Pelit İnşaat. Telefon 0452 424 02 34. İsterdiniz? Güzel Yalı'da mı? Karşıyaka'da mı? Nerede yaşarsanız yaşayın, kaliteden ve konfordan vazgeçmeyin. Günhan Yapı Güzel Yalı'da. Yüzme havuzu, kapalı otoparkı ve sosyal alanlarıyla deniz, doğa ve ordunun eşsiz buluşmasını yaşamak isteyenler için Dream Garden. Karşıyaka'da şehrin tam ortasında, çevre yolunun hemen yanında. Bölgenin en gözde projesi Prestige Karşıyaka konutları. Ve Prestige Karşıyaka'ya komşu yeni projemiz Karşıyaka Modern. Yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, basketbol sahası. Açık kapalı otopark alanları ile Karşıyaka Modern. 2+1, 3+1, 4+1 daire seçeneklerimizi görmek için acele edin. Size özel ödeme kolaylıklarıyla istediğiniz yerden ev sahibi olabilirsiniz. Günhan Yapı. Düşlerle gerçeği birleştiren projeler. Samimiyet, sevgi, mutluluk. Belki de yeni bir başlangıç. Ama çokça heyecan. O sadece bir paket gibi görünse de içinde koca bir dünyayı saklıyor.
Hayatınıza anlam katan her şey için koli, kutu ve ambalaj taleplerinizi karşılıyor, ürünlerinize değer katarak lojistiğinizi kolaylaştırıyoruz. Alanında uzman kadromuzla gelişen dünya teknolojisine ayak uyduran yüksek kapasiteli tesisimizde önemle, özenle, sorumlulukla çalışıyor, tüm Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Hızlı ve ekonomik şartlarda ambalaja ihtiyaç duyacağınız her ürün için hizmetinizdeyiz. Özşahin Ambalaj. Allah bir de bin defa razı olsun. Allah işlerini nasıl getirsin, yollarını açık etsin diyorum. Orası iyi ki alanlardan almışız, çok memnun. Herkesi de alanlara ev almaya, bizlere de komşu olmaya davet ediyoruz. Alanlar inşaat. Alan kazanır. Karadeniz'in yaylalarından evlerinize gelen lezzet. Korsaj. 98 yılından bugüne bölge çiftçisinin sütlerinin en doğal halini üretimleriyle sizlere sunuyor. Kaşar peyniri, eski kaşar ve tüm kaşar çeşitleri, lor peyniri, köy peyniri ve tereyağı ile sofralarınızda. Korsaj. Bu lezzete siz de sessiz kalamayacaksınız. Korsaj. Ordu'da hangi mahallede yaşayacağınıza siz karar verin. İnce detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesini şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere sunuyoruz. Selçuk İnşaat, Bucak Mahallesi'nde Şanlı Türk 8 projemizle, Nizamettin Mahallesi'nde Hanzade Konakları, Durugöl Mahallesi'nde Şehzade Konakları, Şahincili Mahallesi'nde Emirkent 2 ve Sultan Alparslan sitesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde Penta Apartmanı ile Ordu'nun her mahallesinde sizlere güvenli, huzur dolu bir yuva sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyiyi isteyenlerin tercihi. Altın oran hayatın mihenk taşıdır evlat. O taşı doğru yerde ve en iyi şekilde kullanmalısın. Tamam usta. Görünenin dışında bir gizem saklamalı içinde evlat. Nesiller geçse bile hayatta dimdik duran bir eser olduğunu asırlar sonra yaşayanlar anlamalı. Evet. Alan Yapı'dan Cumhuriyet Mahallesi'nin en nezih yerinde çok özel bir proje Altın Oran. Yaptığın işi gönlünde hissedersen ırmaklar çağlar içinde. Burası sadece bir ev değil. İçinde mutluluk var. Ali için eğlence, Ayşe için yaşam, Melis için huzur, Kemal için yatırım. Onlar için burada gelecek var. Hepsi için Ramazanlar. Çünkü temelinde güven var. Trikon'un sunduğu Türkü Harmanı devam ediyor.
benimsin, ben seninim. Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben de senin. Gel beni senden ayırma, gel seni benden ayırma. Sen benimsin, ben seninim. Seni benden gel ayırma, gel seni benden ayırma. Sen benimsin, ben senin. Sen benimsin, ben senin. Kaçma benden nazlı gülüm, kaçma benden nazlı gülüm. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. Kaçma benden nazlı gülüm, kaçma benden nazlı gülüm. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. Alkışlar Neşet Ertaş'a gelsin sevgili izleyenlerim. Nasıl bir gönül, nasıl bir karakter efendim. Aramızdan ayrılalı daha dün gibi ama yıllar maalesef uzaklaştırıyor. Özlüyoruz efendim ozanlar bu memlekete. Yani inanın bazen birçok fabrikatörü, birçok siyasetçileri unutursunuz, en yakınınız, ailenizden bile, ama bazen ozanları, sanatçıları unutamıyorsunuz efendim. Yani ya bir dizide, ya bir sinemada, ya bir şarkıda, ya bir türküde, yani gözümüzün önünden geçiyorlar. İyi ki bu memleketin Aşık Veysel'i efendim,
Mahsuni Şerifi, Neşet Ertaş'ı, Abdurrahim Karakoç'u. Yani Karadeniz'den Kamil Sönmez'imiz, Erkan Ocaklı, Yıldıray Çınar. O kadar güzel sanatçılar efendim. Alekber Çiçekler. Yani haklarını helal etsinler. Bizler onların hakikaten türkülerini okuya okuya efendim ekmek kazanıyoruz. O yüzden yaşayan ozanlara sağlık ama kaybettiklerimize rahmet diliyoruz efendim. Ah ah türküler efendim, bu ara çok mutlu oldum. Hiç yapmadığım bir şeyi de yapmak istiyorum ekranda. Aydın Beyoğlu Facebook sayfasına, ana sayfamıza girdiğim zaman efendim kimler bizimle diye baktığım zaman paylaşımda o kadar güzel efendim. Beytullah Erbaş sizi hakikaten kutluyorum. Hani çok mesajlara yer vermem ama bugün adınızı ekrandan sunmak istedim. Hiç bıkmadan aylardır, yıllardır Türkü Harmanı'nın bir nöbetçisi gibisiniz efendim. Her programı takip ediyorsunuz ve şu an güzel bir resimle ekranıma düşmüşsünüz. Çok teşekkür ediyorum. Nermin Eroğlu, evinizin bir köşesinde efendim, televizyonumuzda Türkü Harmanı açık göndermişsiniz. Samet Tatlıgül, çok teşekkür ediyorum efendim. O güzel hanenizde ekranlarınız TV52 ve Türkü Harmanı'nda olmuş. Çok teşekkür ederim. Bir teşekkürüm de efendim özelden olmuş ama çok mutlu oldum. Beylikdüzü Belediye'mizin ilk kurucularından Sayın Orhan Tıraşoğlu. Efendim beni çok mutlu ettiniz. Yani şu an Türkü Harmanı'nı takip ediyor olmanız da büyük bir onur, gurur. O dönemler efendim hakikaten Gülpınar'da Sayın Velittin Küçük Başkanımız, Beylikdüzü'nde Sayın Orhan Tıraşoğlu, azıcık da ordulara torpil olsun efendim ordunun televizyonunda. Bu güzel iki tane kıymetli belediye başkanı orduların hastasına, öğrencisine, yaşlısına, gencine efendim çok büyük katkıları oldu. Bütün derneklere ev sahipliği yaptılar. Ramazan etkinliklerinden tutun, çok maddi ve manevi büyük destekler olmuşlardır. Buradan her iki kıymetli başkanımıza saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ben Ordu'ya Gidiyorum'u istedi. Bir Hekimoğlu canlı yapalım. Onun ardından ise Ben Ordu'ya Gidiyorum'un video klibini sizlerle buluşturalım efendim. Ordu'nun yaylasından, Yasonburnu'ndan, işte Fatsa'daki o güzel Meşebükü'ndeki köprümüz, Ünye'den, Fatsa'dan, Korgan'dan, yaylalardan olan bir görüntü. Güzel bir ordu belgeseli oldu efendim. Ben Ordu'ya Gidiyorum türkümüz. Hekimoğlu, güzel bir memleket türküsü. Hekimoğlu dediğinde narinim,
aslan yürekli. Sensin abım, oy muradım olsun abım.
Son binimi yediniz, günahıma girdiniz. Abım abım kız abım, sebebim sensin abım. Oy muradın olsun abım. Abım abım kız abım, sebebim sensin abım. Oy muradın olsun abım. Oğlu Yeni Yolun Nükmesi ve güzel bir ortak türkümüz. Tokat, Niksar, Reşadiye efendim, yaylalarımız sınırdır. Türkülerimiz de efendim böyle birbirine çok yakın türkülerdir. Selam olsun o güzel yöredeki türküsever ailelerimize. Evet efendim, üçüncü bölümü de birlikte paylaşıyoruz. Türkü Harmanı. Öyle her yöreden türküler, arada sohbetimiz var. Bazen sürpriz yapıyoruz sosyal medyadan efendim. O kaliteli duruşları, maneviyatları güçlü olan insanları, birçokları şu an tartışma programlarında, magazin programlarında efendim, ama birçokları da evlerinde ailesiyle, büyükleriyle, çocuklarıyla türkü dinliyorlar. Onlar bizim için çok önemli. Efendim ben Ordu'ya gidiyorum. 2019'un Şubat'ında efendim dijitale düştü veda albümüm. Bu türkümün ve bu albümün elinden sizler tuttunuz. Her programda dile getiriyorum. Aydın Beyoğlu'nun efendim sponsoru olmaz. Menajeri olmaz. Asistanı olmaz. Ama Duygu Müzik etiketiyle veda albümümüz çok beğeni alıyor. 7 eser, sözler ve müziği bana ait 7 eserimizin de. Bir gönlümüz var, Tahsin Serdar hocama ait sözleri. Ama bu imece usulüyle efendim, çok destekleri olmuştur sevenlerimin. Lansman gecemizde, belki de bu klibin de sponsorluğunu benim dinleyicilerim olmuştur efendim. Katkılar sunmuşlardır. Buradan bu başarıya ortak olan bütün sevenlerime teşekkür ediyorum. Ben Ordu'ya gidiyorum türkümüz. YouTube üzerinde şu an 500 binleri buldu. Ama sosyal ağlarda yani 2,5-3 milyona yaklaştık. Bu çok mutluluk verici. Her gün etiket alıyorum. Böyle bir eserin de bana ait olması beni çok mutlu ediyor. Şimdi o güzel video klibimizi efendim tüm TV52 izleyenlerimle, sevenlerimle paylaşıyoruz. Yaşına 19'dan gün almış
gelmiş 20 yaşıma. Sen orduya gidiyorum, gelir misin sevdim? Gizli gizli bakıyorsun da ağzını yedim. Ben orduya gidiyorum, gelir misin sevdim? Gizli gizli bakıyorsun da ağzını yedim. Çambaşının yolunda gıdı var kolunda. Çambaşının yolunda gıdı var kolunda. Dönüp dönüp bakıyor, madası var onunda. Dönüp dönüp bakıyor, madası var onunda. Ben orduya gidiyorum, gelir misin sevim? Yaşayanlar bir gün ölür, bir gün ölür elbette. Yaşayanlar bir gün ölür, bir gün ölür elbette. Ağaçlarla, balıklarla, kuşlarla ben amen. Ağaçlarla, balıklarla, kuşlarla ben amenna. Bir gün güler elbette. Uyanmakla, anlamakla, bilmekle ben amenna. Uyanmakla, anlamakla, bilmekle ben amenna. Kısa çöp, uzun çöpten hakkını alır elbette. Kısa çöp, uzun çöpten hakkını alır elbette. Direnmekle, kurtulmakla,
kurtulmakla barışla ben amen. Direnmekle kurtulmakla barışla ben amen. Direnmekle kurtulmakla barışla ben amen. Efendim, sözleri Hasan Hüseyin Korkmazgil, müzik Ahmet Kaya. Efendim, renkli kişiliği, efendim üstün müzik bilgisi ve farklı bir sesi vardı Ahmet Kaya'nın. Ruhu şad olsun. Güzel türküler bıraktı. Buradaki kısa çöp, uzun çöpten hakkını alır elbette kısmında efendim hemen gözümün önünden dünyadaki bütün olumsuzluklar geçiyor, savaşlar geçiyor. Yani bugünkü savaşa da baktığımız zaman, yani Rusya nasıl, Ukrayna nasıl, eğer güç olarak baktığımız zaman belki 20'de bir toprak coğrafi bakarsak efendim belki de 1000 misil. Yani burada da yine efendim dünyayı birbirine düşürenler hiç olmasın, ama dediğim ya, baştan da belirttim. Eğer Suriye'den, Afganistan'dan, Libya'dan, Irak'tan efendim o kaçanları, yani onları efendim öldürdük, denizlere attılar. Yani Yunanistan ve diğerleri üstlerini başlarını yırttılar efendim. Kimisi geri döndü, kimisi denizde kaldılar. Ama bugün nedense çiçekle karşılananlar var efendim. Yani böyle bir çifte standart olmaz. Adalet, hukuk, demokrasi diyenler ne kadar utanç bir duruma düştüler efendim. İstemiyoruz tabii ki savaş hiç olmasın, ama orada Kırım aynı zorlukları yaşarken dünya seyirci kaldı. Ama bugün Amerika oraya, Almanya devasa silahlar gönderiyorlar. Olmasın tabii ki, her ülke kendi bağımsızlığını mutlaka yaşasın. Ama şu da bir gerçek, bunu ben aileye benzetiyorum efendim. İnsanlar köküne, dedesine, ninesine, anneannesi ya da babaannesi, aileden o köke ihanet ederlerse mutlaka o aileye bir düşman giriyor efendim. Siz olun, bölünmeyin aile olarak. Çünkü fırsat bekleyenler var. İşte ülkeler de böyle. Sonuçta Ukrayna, Sovyetler Birliği ve Rusya'nın bir parçası. Ama siz büyüğünüz olan, hem coğrafya olarak hem güç olarak efendim, siz o bölgeye, işte NATO'ya üye olmak istiyorsanız, düşmanı kendinize yakın hissettiğiniz zaman işte geliyor size, o zaman büyükleriniz, babanız ya da dedeniz uyarıyor efendim. Siz de eğer uyarılara dikkat etmezseniz böyle yazık oluyor çocuklara, ailelere. İnşallah son bulur efendim. Hareketli türküler okurken hakikaten vicdanım sızlıyor. Yani şu an o kadar acı çeken insanlar var ki dünyanın her tarafında. Ama bu dünyanın adaleti yok. Adaletin yok mu dünyayı haftaya okuruz. Yani yıllardır Filistin aç, susuz, elektriksiz baskılar içerisinde, ama bugünkü NATO dediğimiz, bugünkü Avrupa Birliği dediğimiz ve dünyanın bütün güçleri oraya, yani bırakın bir tır erzak bile götürmediler. Sen bir aysın efendim, ben kara gece, gel derim. Bu can senin, sersebil ettim, al derim. Sorsan bağın yaresinde, gül derim. Şerbet diye zehir de versen, bal derim. Çok
güzel bir türkü efendim. Okumaya çalışacağım. Bugün hakikaten biraz dinledim. Dedim türkü harmanına gitsin bu güzel türkümüz. Thank you.
bahardan, bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Geçtin dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden, bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Azrail'im gelir kendi, ne ağa der ne efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu dumanın savurur halimi bilmez.
Gam dolar yüreğim, gözyaşım Türküler efendim. Yine güzel bir programın sonuna geldik. Berkay ah çekiyor efendim. Devam mı etseydik yoksa? Efendim saat 21.30'dan 23.45'e kadar süren bir program. İnşallah sizleri evlerinizde, ekranları başında sıkmıyoruzdur efendim. Böyle radyo formatı dediğim gibi her hafta bizim formatımız. Eskiden evlerimizde radyomuz vardı. Açardık o radyoyu efendim. El ışıklarımız vardı, camlı ışıklarımız vardı efendim. Sonra lüksler çıktı. Daha sonra elektrikler geldi. Şimdi ise efendim dijitale geçtik. Ama maalesef kirlendik. O zaman bu radyolarda çıkan haberler çok güzeldi. Türküler çok güzeldi. Orada arkası yarınlar vardı. Piyesler vardı efendim. Tiyatrolar vardı. Fıkralar vardı. O kadar güzeldi ki hep bir aile bir radyoyu, bir ekranda bir kanalı izliyor olmak birlikteydik. Ne zaman efendim çoğaldı ekranlar, programlar, maalesef radyoların yerini ekranlar aldı. O yüzden radyonun bende çok önemi vardır efendim. 10 yıl Moral FM Türkü Harmanı, daha sonra KRT Kültür TV'de, şimdi ise TV52'de Türkü Harmanı sizlerle buluşmaya devam ediyor. Efendim, vedamızı edelim. İnşallah kırmamışızdır sizleri. Suçu lisan ettiksek affola efendim. Güzel dilekler diliyoruz. Savaşlar yok olsun. Memleketimizde birlik beraberlik olsun. Ne kadar zor günler geçirsek de, bir taraftan hayat pahalı, bir taraftan efendim bu olumsuzluklar, çünkü bütün dünya bundan etkilendi haliyle. Bizim devletimiz de bu konuda inşallah aşılacak. Çünkü dünyanın her tarafında pandeminin getirdiği büyük yaralar var efendim. O da ekonomik olarak
bütün ülkeleri zora sokuyor. Bu inanıyorum ki birçok değişime yol açacak. İnşallah yani kötülükler bulmaz bizi. Benim görevim türkü okumak, türkülerin arasında sizlerle bazen yöreden, bazen memleketten yaşama dair güncel konuları paylaşarak efendim haftalardır, aylardır buluşuyoruz. TV 52 yönetimine, İsa Akçay ve değerli yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bu güzel programa da sponsor olmuş efendim bizim çok sevdiğimiz Ali Danış efendim. Televizyona olan o katkıları mutlaka bu türkülerin okunmasına vesile oluyor. Ben de yani herhalde Belin Triko olarak sunuyor denilmesi benim için de gurur verici. Ali Danış iyi bir STK'cı, efendim iyi bir iş adamı, iyi bir hayırsever. Çok teşekkür ederiz. Türkü Harmanı'nın bir sponsoru olması da çok gurur verici. Her hafta türküyle bitiriyorduk ama bu hafta böyle söyleşiyle bitirmiş olduk. Efendim haftaya salı akşamı tekrar güzel türkülerle, güzel haberlerle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Türkü Harmanı'nı sundu.